Arkadaşlar merhaba, takipçilerim biliyorlar, ben kronik prostat tedavisinde yıllardır prostat masajı yapıyorum. 10 yılı aşkın bir süredir bunu uyguluyorum ve gerçekten çok ciddi faydasını gördüm. Hastalarım çok memnun kaldığı için de devam ediyorum. Birçok hastamız bu konuda bize bu iş için geliyor ve masajı yaptırıyor. 10 yıl kadar önceydi bana bir hastam Türkiye'de bu işin tedavisini bulamadığını, birçok doktor gezdiğini, herkesin antibiyotik verdiğini ve yanında bazen prostat ilacı gibi şeyler verdiğini ama çaresi olamadığı, bulamadığı için de Rusya'da öncelikle, sonra Ukrayna'da, en sonunda Moldova'da, o eski Sovyet ülkelerinde bu işin çaresini bulduğunu ve bu konuda prostat masajı olmak için oralara 6 ayda bir gittiğini, bazen senede bir gittiğini bana anlattı. Hasta bana bunu anlatır anlatmaz denemeye karar verdim. Ne olacak? Yani prostat muayenesi zaten yapıyoruz. Muayeneyi biraz daha fazla sert yaparak işte kitaplarda okudum ettim nasıl yapılacağını ve uygulamaya başladım. Ve gördüm ki ciddi anlamda bazı hasta daha masaj yapar yapmaz masaya karşıma oturduğunda hocam rahatladım diyor. Kimi hasta bir hafta sonra, kimi hasta iki hafta sonra rahatlama gösteriyor. Ve ben kendimce bir sistem oluşturdum. Haftada bir kez prostat masajı, toplam 6 seans şeklinde başladık. Daha sonra yıllar sonra aynı hastamla karşılaştım. Hatta pandemi dönemiydi. Hastam bana dedi ki şu anda pandemi döneminde gidemiyorum Moldova'ya. Acaba sana tarif etsem sen yapar mısın masajı? Ben de ona dedim zaten ben yıllardır sizden duyduğumdan beri yapıyorum ve insanlar memnun. Ve masajı kendisine yaptım. Bana şunu söyledi, güzel masajı bulmuşsunuz nasıl yapıldığını, doğru yolu, gerçekten böyle yapılıyor. Ancak bir cihazlar var, orada bu eski Sovyet ülkelerinde uygulanan cihazlar var. Ben tabii bunları yıllar içinde araştırmalarım sırasında bulmuştum ama cihazları getirtmek mümkün olur mu, olmaz mı, gerekli mi bunu tam anlayamamıştım. Hastam bana cihazların çok daha etkinliği arttırdığını, acıyı azalttığını ve uygulamam gerektiğini anlattı. Ve çok mantıklı geldi. Zaten masaja da onun söylemesiyle başlamıştık. Hadi dedik şu cihazlara da bakalım. Ve kendim Moldova'da o hastamın son takip etmekte olduğu doktoruna pandemi bittikten sonra 6 ay kadar önce eğitime gittim. Şimdi size bu cihazlardan tabii baktım ki faydası var. Hastalar orada çok memnun. Birçok insan Avrupa'nın her yanından tedavi için geliyorlar. Bu cihazların nasıl çalıştığının eğitimini aldıktan sonra ülkemize döndüm ve cihazları da Moskova'dan getirttim. Şimdi size bu cihazları tek tek göstereceğim ve ne işe yaradıklarını anlatacağım. Şimdi 3 tane cihazımız var. Bunlardan bir tanesi vakum cihazı. Şimdi nasıl olduğunu size anlatacağım. Daha sonra uyguladığımız prostat ısıtıcı 2 tane cihaz var. Bunların da çok değişik ısıtma yöntemleri var. Aslında amaç prostat içinde titreşim meydana getirmek ve prostatı ısıtmak bu cihazda. Bir manyetik alan meydana getirerek meydana oluşturuyor. Burada da yüksek frekanslı elektrik enerjisini ısıya çevirerek yani tabiri caizse bizim UFO sobalarının elektromanyetik ısıtma şekli vardır. Onu prostatın içine aktarıyor. Birazdan bunları size şimdi detaylı göstereceğim. Önce birinci cihazımızla başlıyoruz. Biz uygulamaya bu vakum cihazıyla başlıyoruz. Vakum cihazı şimdi birazdan size nasıl çalıştığını Ali uygulamaları yapan arkadaşım gösterecek. Ama kabaca şöyle yaparsak bir zaman ayarlaması yapıyoruz. Daha sonradan başlatıyoruz. Şurayı kapattığım zaman şimdi elimi çekiyor. Bunun yaptığı şey şurada bir açma kapama düğmesi var. Vakumun basıncını ayarlıyoruz. Burada cihazın ürettiği şey penisi vakumlayarak içindeki damarları genişletmeyi sağlayan, kan akışını arttırmayı sağlayan, penisteki damarların yaralanmalarını düzeltmeyi amaçlayan bir vakum etkisi. Güç ayarı var, zaman ayarı var. Bunlarla penis üzerinde kan vakumluyor, kanı çekiyor. Ben ilk cihazı orada eğitimini alırken ya dedim bu sonuçta bir erektil disfonksiyon cihazı. Bizim prostatitle çok alakası yok. Şöyle dediler, ereksiyon bozukluğunda evet çok etkili. Gerçekten ereksiyon bozukluğunda da belli basınca gelince duracak şimdi. Durdu. Biraz basınca düşürsem yeniden başlar. Evet, birazdan tekrar basınç düşünce tekrar çalışacak.
böyle devamlı şurada elime ciddi basınç uyguluyor. Bu tabii penis içerisinde de penisin gerilmesini, içine kan dolması sağlıyor. Ben oradaki uygulamada işte dedim ki bu cihaz sonuçta ereksiyon bozukluğu için prostatte ne etkisi olacak? Şöyle dediler, penisin içine kan akımı geldiği zaman hem ereksiyon bozukluğuna iyi geliyor ama daha da önemlisi bizim kullandığımız amaçta prostatın içindeki kan akışını da arttırıyor. Çünkü penise giden kan zaten prostatın yanından geçerek gidiyor. O yüzden prostat içindeki kan akımını da arttırıyor ve prostat içindeki iltihabın temizlenmesi için de kan akımının artışı önemli. Buna bir ek cihaz getirmişler. Şöyle gösterelim. Fotodinamik tedavi. Bu fizik tedavide böyle şeyler çok kullanılır. Biz de cerrahi branş olduğumuz için bunlara inanmayız. Yani işte nedir fotodinamik tedavi? Bu ne işe yarar? Bizim cerrahi kafa bunlara çok çalışmaz aslında ama işte devamlı bunu uygulaması var. Böyle faslalı uygulamalar vesaire. Bunu da şu bizim vakum cihazını uygularken etrafına sarılıyor. Ve uygulama esnasında penise bir fotodinamik tedavi yapılıyor. Şimdi fizik tedavici arkadaşlarım kızmasınlar. Biz dediğim gibi bu işlere yıllarca karşı çıktık. Çok anlamadık ama gerçekten etkisi var. Fizik tedavi görenler bilirler. Bizim de hastalara uyguladığımız zaman hastaların söylediği peniste bunun olduğu zaman bir ısınma meydana geldiği ve onun da rahatlatıcı bir etkisi olduğunu. İşte ısınma, sıcak her şeye iyi gelen bir şey. Sıcak uyguladığınız zaman masaj da etkili olur. Sıcak uyguladığınız zaman insanın kirleri bile daha iyi çıkar. Damarlardaki cihazın genişletme etkisi de sıcakla beraber, bu fotodinamik tedaviyle beraber daha etkili olduğunu öğrendik, eğitimini aldık, geldik, şimdi uyguluyoruz. Birinci cihazımız buydu. Evet, ikinci cihazımız bu Intramak. Intramak bir manyetik alan oluşturucusu. Özel bir anteni var. Bu havadaki enerjiden manyetik alanı cihaza aktarıyor ve şurada içinde bir bobin sarılı olan bir kateterimiz var. Bu bobin sayesinde, belki şöyle daha mı iyi görünecek. Bu bobin etrafında bir manyetik alan meydana getiriyor. Yani bunu bir mikrodalga fırın gibi düşünebiliriz. Ben şimdi şöyle tuttuğum zaman elime gerçekten bir ısı veren, elimi şu anda ısıtan, ısının ayarını buradan yaptığım bir cihaz. Şimdi bunlar zaten yıllardır fizik tedavide, tedavilerde, işte kas spazmları için, ağrılar için, mikrosirkülasyonu dolaşımı arttırıcı etkiler için kullanılan şeyler. Ama bunları vücudun içerisine, prostat gibi bir organa aktarmak mümkün değildi. Şimdi bu cihazların özelliği, bunun aynı şekilde aslında üretreden uygulanan da var ama benim eğitim aldığım klinikte ve tüm eski Sovyet ülkelerinde çok yaygın o uygulanmıyor. Bunu rektumdan içeri ilerletiyoruz. Prostatın etrafında hem bir ısı titreşim sayesinde, bu titreşim şu anda hissedilmiyor ama titreşimlerle aynı bir MR cihazı gibi bir ısı oluşturuyor. Hem de etrafa yaydığı bu manyetik alan sayesinde dokuların içindeki titreşimlerle, dokulardaki lenfatik akımı arttırıyor, kan akımını arttırıyor, iltihabı temizliyor, iltihabı mobilize ediyor. Böyle bir cihaz. Burada aynı zamanda eğer makattan rektum içine bir ilaç verirsek, ki biz lokal anesteziyi vererek daha güzel bir ağrı kesici etki oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde o ilacın emilebilirliğini arttırıyor. Ama asıl yaptığı şey titreşim ve ısı prostatı yumuşak daha tedavi edilebilir hale getirmek. Evet, üçüncü cihazımız da Ultraton EMA. Bu alttaki cihaz. Bu da şu bir ampul. Bakın enteresan bir şekilde. Bu ışığı, yani böyle bir değişik yöntem. Ben bunu UFO sobasına benzetiyorum ama tam öyle de değil. Şurada içeride bir ampul vasıtasıyla bir ışık iletimi yapıyor. Buna açıklamayı yaparken yüksek voltajdan yüksek frekanslı ışık üretimi, ısı üretimi adını veriyorlar ve Batı'da yok bu. O yüzden bizim Batı literatüründe, takip ettiğimiz Amerikan literatüründe ben bunun karşılığını bulamıyorum. Ama işte cihaz değdiği yerde bakın şunu, ısıyı ileten değişik bir yapısı var. Bunu yine elimin etrafında sardığım zaman elimi ısıtmaya başlıyor. Prostatı ısıtmak buradaki amaç. Ama sadece ısıtmak da değil, yine incelenmişler Sovyet ülkelerinde ve görülmüş ki kan akımını arttırıcı, kan damarlarını yenileyici, kapiler kılcal damarları yenileyici, toplar damarlardaki tıkanıklıkları giderici,
Aynı zamanda prostatın salgı bezidir prostat. Salgı bezlerinin direne olmasını sağlayan tıkanıklığını açıcı etkisi var bunun. Bu yüksek frekans sayesinde. Yani frekans bir titreşim meydana getiriyor. Dokuda bir titreşim meydana getiriyor. Tabii ki gözle görülmez ve hissedilmez bir şey. Bu da mikrosirkülasyon düzeyinde, mikroskopik düzeyde dokuların iyileşmesine yardımcı oluyor. Ayarları var. Bakın iyice ayarlarını açtığım zaman şuradan daha da etkili, şurada kırmızı ışığın yayıldığını görüyoruz ve daha çabuk ısıtmaya başlıyor. Ondan sonra hastanın rahatsızlık derecesine göre artık bunun ayarlarını biz tabii eğitimimizi alırken bize verildi, öğrendik. Bu şekilde bunları uyguluyoruz, ısı şeklinde uyguluyoruz. Kabaca bu 3 cihaz. Amaç prostata kan akımını önce arttırmak, vakum yaparak penise. Daha sonra manyetik alan oluşturarak oradaki manyetik alanla vibrasyon sayesinde yine kan akımını arttırmak ve ısı meydana getirmek. Daha sonra da bu cihaz vasıtasıyla yine prostatı ısıtmak, mikrosirkülasyonu düzenlemek. Bir de bakın şimdi cihazın şöyle yüksek enerjide şu sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum. Daha yüksek enerjide. Havayla temasında etrafta bir ozon gazı oluşturuyor bu. Ozon gazı zaten şu anda biliyorsunuz her şeyde çok değerli. Ve de bir nitrit oksit deriz biz. Bizim bu Viagra'nın filmlerinde falan da içinde bu vardır. Yani nitrojen oksit, damarların genişlemesini, işte sertleşmeyi sağlayan bu tip oluşturduğu gazlar, havayla temasında oluşturduğu gazlar da etraftaki bakteri popülasyonunu azaltıyor. Prostattaki de en önemli şey biliyorsunuz kronik inflamasyon, enfeksiyon. Bunları düzeltici etkisi var. Bu 3 cihazla tedavimizi uyguluyoruz. Evet, sonuç olarak kronik prostat tedavisinde dediğim gibi 10 senedir biz sadece masajla gidiyorduk. Bunu yerinde görelim, öğrenelim diye gittik ve masajımızın tamam olduğunu ama bu cihazların da uygulamada olduğunu gördük ve bunları da getirdim. Gerçekten tedavide çok faydalı, çok hızlı ve ağrısız bir şekilde tedaviyi bunlarla daha iyi yapmaya başladık. 6 ay oldu ben gideli, cihazları uygulamaya başladı da 3 ay kadar oldu. Gayet başarılı sonuçlarımız var. Herkese geçmiş olsun diyorum. Kronik prostatit çaresiz bir hastalık değil. Hastaların hep bana sorduğu, geçer mi, biter mi, hiç iyileşen hasta var mı diye çok şüpheyle yaklaşılıyor. Böyle bir şey değil. Bunu yıllardır Doğu tıbbı, Rus tıbbı çözüyor bir şekilde. Batı tıbbı bu konuda zayıf kalmış durumda. Biz her şeyde Batı'ya yöneliyoruz ama bu konuda baktık ki Batı'dan bir fayda görmüyoruz. Doğu'ya yöneldik ve gerçekten ciddi faydalı olan bir tedavi oluşturmuş ve uyguluyor durumdayız. Herkese geçmiş olsun.